Merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Aralık ayı Türkçe örnek sorularının çözümlerini dinliyorsunuz. Birinci soruda bize bir bulmaca verilmiş ve bulmacaya gizlenen anahtar sözcüğü bulmamız istenmiş bizden. Bunun için önce metni okuyalım. Birbirine yardım eden fertlerden oluşan topluluklar engelleri daha kolay aşıp üst düzey başarılar elde edebilir. İnsanın geçmişinde gördüğümüz ve onu dünyada baskın tür haline getiren sosyal ve kültürel gelişimin arkasında böyle bir gerçeklik yatar. Şu sembollerle ifade edilen sözcükler nedir bunu bulacağız. Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen anlamına gelen sözcük metinde baskın sözcüğüdür. Üçgene bakalım. Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen anlamına gelen sözcük metindeki kolay sözcüğü olabilir. Peki yıldızla ifade edilen sözcüğe bakalım. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesne veya kimselere göre değer ve yücelik derecesi, onun nesidir, düzeyidir. Dairede ne soruyor? Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep metne göre bu nedir? Engeldir. Numaralanmış harfleri yerine yerleştirdiğimizde doğru yanıtın D seçeneği olduğu görülecektir. İkinci soruda söz sanatlarının açıklamaları verilmiş ve açıklaması verilen sanatlardan herhangi birine seçeneklerde yer verilmediği sorulmuştur. Bakıyoruz. Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor. Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bir damla suyun gözümüzde deniz olup taşması abartma yani mübalağa sanatına örnektir. A seçeneği doğrudur. Nazlı yardan kem haberler geliyor, dostlarım ağlıyor, düşman gülüyor. Birbirini zıt durumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sanat tezat sanatıdır. O zaman C seçeneği de doğrudur. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında çeşme konuşamaz. Ancak varlıkların konuşturulmasıyla oluşturulan bir sanat var. Bu sanatın adı intak yani konuşturma sanatı. O zaman D seçeneği de doğrudur. Yukarıda açıklaması verilen söz sanatına yer verilmeyen seçenek B seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda bu metindeki altı çizili cümlede sözü edilen hikaye karakterlerinin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir diye sorulmuş. Metne bakalım. Yazarın hikayelerindeki karakterler çoğunlukla zor koşullar altında yaşayan insanlardır. O, var olma mücadelesi içindeki bu karakterleri güçlü bir gözlem yeteneğine ve içgörüye dayanarak son derece kanlı canlı biçimde betimler. Hatta yakın arkadaşı olan Cemal Süreya, onun hikayelerindeki kişiler için şöyle der. Onun kişilerine iğne batırsan kan çıkar. İğne batırırsak kan çıkacak olan karakterler bir kurmaca metinde olamaz. Gerçekliğe bir gönderme var burada. O zaman yazar karakterlerini öyle işliyor ki gerçekçi bir özelliği var bu karakterlerin. Bunu anlatan seçenek de C seçeneğidir. Dördüncü soruda insanların ellerine bakılarak karakterlerine dair hükümler çıkarmak çok eski dönemlerden kalma bir yöntemdir. Bu yöntem Osmanlı'da özellikle sarayda çalıştırılacak kişilerin seçiminde önemli bir değerlendirme aracı olmuştur denerek ellerle ilgili özelliklere, parmaklarla ilgili özelliklere yer veriliyor ve soru kökünde de Buna göre macera perest ve özgürlüğüne düşkün bir kişinin parmak yapısının aşağıdakilerden hangisine benzer olması beklenir diye soruluyor. İstenen özelliğe bakalım. Macera perest ve özgürlüğüne düşkün bir kişinin parmak yapısını soruyor bize. Burada orta parmağı ile yüzük parmağı eşit olanlar ömürlerini serüven arayışı içinde geçirir deniyor. Macera perestliği buradan anlayabiliriz. Orta parmağı ve yüzük parmağı eşit olanlar seçeneklerde önce bunları gözden geçireceğiz. Ardından özgürlüğüne düşkün bir kişiyi sorduğu için bakalım. Konik parmaklı kişiler kimsenin etkisinde kalmadan kendi başına karar almak isteyen bir yapıya sahiptir. Kimsenin etkisi altında kalmadan kendi başına karar almak isteyen insan özgür bir yapıya sahiptir. Özgürlüğüne düşkündür. İkisini aynı anda veren seçenek D seçeneğidir. Beşinci soruda bir metin verilmiş ve aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez diye sorulmuştur. Bakalım. Deyimler sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından bilinir. Örneğin, kötü niyet ve eylemlerin sahibine zarar verdiği durumlarda kazdığı kuyuya düşmek deriz. Küçük bir iyilik yapılmak istenirken, büyük zararlar verildiğinde kaş yaparken göz çıkarmak deriz. Bir şeyi bildiği halde bilmiyormuş gibi görünen kişilere anlatmak için renk vermiyor deriz. O zaman A seçeneğindeki çizmeyi aşmak deyimini bu metne yerleştiremeyeceğimize göre doğru yanıt A seçeneği olacaktır. Altıncı soruda bu metinde söz edilen algılayıcının üretilme amacı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Metni okuyalım. Alışverişlerde vaktimizin çoğu gıda reyonlarında hangi ürünün daha sağlıklı olduğuna karar vermekle geçiyor. Kimi zaman doğru kararlar veriyor, kimi zaman da acaba gerçekten ne yiyoruz sorusuyla eve dönüyoruz. Özellikle yaz aylarında gıdaların paketlenmesine ve saklama koşullarına daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bunlara dikkat edilmezse gıdalarda hastalıklara neden olan bakteriler oluşabiliyor. Bir grup araştırmacı bu sorunun çözümüne katkı sağlayabilmek için bir algılayıcı yani sensör geliştirdi. Gıdalara yaklaştırılan bu algılayıcı insanlarda hastalıkların oluşmasına neden olan bakterileri belirlediğinde ışık yayıyor. O zaman bu algılayıcının üretilme amacı ne olur? B seçeneği olacaktır gıdalarda zararlı bakteri olup olmadığını tespit etmek. Yedinci soruda bize bir metin verilmiş. Türk sanatında motifler ve motiflerin özelliklerinden söz edildikten sonra o motiflerin karşıladığı anlamlar anlatılmış. Bunlar da seçeneklerde görsellerle ifade edilmiş. Soru kökünde ise aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen motiflerden biri değildir diye sorulmuş. Metni okuduğumuzda mutluluk düğümü, çarkı felek ve ışın anlamına gelen motifler olduğunu görüyoruz. Ancak A seçeneğinde bulunan motifin anlatılmadığını anlıyoruz metinden. Doğru yanıt A seçeneği olacak. 8. soruda numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye sorulmuş. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralayalım. Bir eğitim sisteminin sorunlarına çözüm ararken o sistemi oluşturan kültürün ve toplumun özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir diye sıralandırdığımızda cümle anlamlı ve kurallı olacaktır. Burada da doğru yanıt D seçeneği olur. Baştan üçüncü olan budur. Dokuzuncu sorumuz bir sözel mantık sorusu. Verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle B filmine gitmiştir diye soruluyor. Bu soruyu küme yaparak çözebiliriz. İki film var. A filmi ve B filmi olmak üzere herkes sadece bir filme gitmiştir. Her biri sadece bir filme gitmiştir. Üç kişi A filmine, Merve ve Nihat aynı filme, Leyla ve Osman farklı filmlere gitmişler verilere göre. Yani ben Merve ve Nihat'ı bir arada almak zorundayım. Leyla ve Osman'ı da ayrı yerlere yerleştirmek zorundayım. Ve A kümesinde üç kişinin bulunması zorunlu. Merve ve Nihat aynı yere gitmek zorunda olduğu için onları burada birlikte değerlendirebilirim ya da burada da birlikte değerlendirebilirim. Ancak Leyla ve Osman'ın farklı filmlere gitmesi gerekiyor ve A'da üç kişinin olması gerekiyor. Yani burada Leyla ve Osman olabilir ya da burada da Leyla ve Osman olabilir. Ama o zaman burası 3 kişi olacak. B kümesinde değil A kümesinde üç kişinin olması gerekiyor. Doğal olarak Merve ve Nihat'ı A filmine göndermek zorundayım. O zaman Kerem nerede olur? Kesinlikle B kümesine yani B filmine gitmiş olur. Doğru yanıt C seçeneği olacaktır. Onuncu soruda bize bir diyalog verilmiş ve bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. Metnin bütününe baktığımızda yazarın verdiği yanıtlarda matematik, bu matematik kitabını niçin yazdığını, eğlenceli bir biçimde niçin yazdığını anlattığını ve diğer bölümde de ikinci bölümde de çocukların nitelikli kitaplara ulaşabilmesinin yolunun nelerden nelerden geçtiğini açıkladığını görüyoruz. Bu anlamı veren soru çifti B seçeneğinde mevcuttur. Doğru yanıt B. 11. soruda bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diye sorulmuş. Sanatçı bugün hikaye hayatımızın neresinde duruyor sorusu üzerine düşünen, konuşan, tartışan bir eser ortaya koymuştur. Eserin metinlerine atılan başlıklar az sözle çok şey ifade etme özelliği gösteriyor. Başlıkları bu şekilde değerlendirmemin sebebi onların metnin içeriğini dört başı mamur bir şekilde kuşatmasıdır kelime tekrarlarına kolay kolay düşmemesi, incelemelerini çala kalem değil, söylediklerinin önünü ve arkasını doldurarak yapması gibi birçok neden, sanatçının güçlü bir kalemi olduğunu açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bu sözleri karşılamayan sözcüğü bulacağız. Gelişi güzel sözcüğünü çala kalem karşılamaktadır. Kısa ve öz anlatım dediği şey az sözle çok şey ifade etmeyi karşılıyor eksiksiz, kusursuz anlamına gelen ifade dört başı mamur ifadesidir. 11. sorunun doğru yanıtı B şıkkı olacaktır. Çünkü anlaşılması güç anlamına gelen bir söz veya sözcük grubu bu cümlede, bu metinde kullanılmamıştır. 12. soruda Aşık Veysel'e ait aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu metinde söz edilen konulardan biriyle ilişkilendirilemez diye sorulmuş. Metne bakalım. Köyünden çıkıp zaman zaman aramıza katılan ve büyük bir halk şairi olan Aşık Veysel'le Ankara'da tanışmıştım. Olgunluğu, dürüstlüğü ve inceliğiyle beni kendisine hayran bırakan şair, bildiğini tam biliyor, bilmediğini samimiyetle söylüyordu. Hayatında önemli bir yere sahip olan sazını çalarken ektiği buğdayı biçen bir köylü kadar doğaldı. Aynı doğallığı sazına şiir söylerken de gösteren şairin şiirlerinin çıkış noktasını insan ve vatan sevgisi, yaşama sevinci, kardeşlik duygusu ve barış özlemi oluşturur. Yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Aşık Veysel şiirlerinde bu konulara da yer vermiştir. Şiirlerini yaşadığı topraktan beslenerek oluşturan Veysel'in ne kadar kendine mahsus bir tadı olduğunu ona yakından bakan herkes fark eder. Buradaki İfadeleri karşılayan dörtlüklere bakalım. A seçeneğinde yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip eden bir kişinin üslubunu görürüz. B seçeneğinde vatanla ilgili duyarlılığını, hassasiyetini, duygularını görürüz. D seçeneğinde sazıyla ilgili ifade ettikleri vardır. Buradan neler yaptığı, sazına neler yüklediğini görürüz. Ancak C seçeneğine örnekleyen bir kullanım metinde bulunmamaktadır. 13. soruda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilerek aşağıda örnek tümceler verilmiş ve bu tümceler bu tümcelerin hangisinin yazımında yazım yanlışı yapıldığı sorulmuş. İkincisine bakalım. Türkiye'nin en önemli ulaşım noktalarından biri de Zigana geçididir deniyor. Burada G'nin büyük yazılması gerekirdi. Çünkü yukarıdaki kurallara göre yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen Deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar diyordu. Bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. Üçüncü cümlede Marmaris'te bulunan Selimiye köyü ziyaretçi akınına uğruyor. Burada köy sözcüğünün küçük yazılması gerekirdi. Yukarıdaki uyarılara göre özel ada dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bel, belde ve benzeri sözcükler küçük harfle başlar deniyor. Bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. O zaman doğru yanıt. C seçeneği olacaktır. 2'de ve 3'te yazım yanlışı yapılmıştır. 14. soruda birden çok yüklemli cümlelerde öznenin bütün yüklemlerle uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Denerek aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir anlatım bozukluğu vardır diye sorulmuş. A seçeneğinde herkes doğayı korumak için elinden geleni yapmalı sorumluluktan kaçmamalıdır deniyor. Kim sorumluluktan kaçmamalıdır? Hiç kimse. Herkes çünkü şurayla uyumlu olsa da, yapmalı yüklemiyle uyumlu olsa da kaçmamalıdır yüklemiyle uyumlu değildir. Doğru yanıt A seçeneğidir. 15. soruda buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur? Açıklamaya bakıyoruz. Bazı sözcükler isim fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığın kavramın ismi olur. Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin tatlı yemek istiyorum cümlesindeki yemek sözcüğü fiilimsidir. Çok güzel bir yemek yaptım cümlesindeki yemek sözcüğü ise isimdir. O halde seçenekleri inceleyelim. Görüşlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz de görüşler sözcüğü. Sofrada haşlanmış yumurta ve kavurma vardı sözcüklerindeki kavurmadaki isim fiili arıyoruz. Burada da var ama bu isim fiil değil. D'de çakmak kalıplaşmış bir varlığın nesnenin adı olmuş. Ancak B seçeneğinde bu kavramı bu durumu karşılayan bir sözcük yoktur. Doğru yanıt B seçeneği olacaktır. Aralık ayı Türkçe örnek sorularının çözümlerini dinlediniz. Başarılar dileriz.